Bornova Skocaoğlu Stadı'ndan tüm izleyenlerimize merhaba. Gündem Spor yine dop dolu bir konuğuyla, dop dolu konularıyla ekranlarınızda, tabletlerinizde, akıllı telefonlarınızın ekranlarında olmaya devam ediyor efendim. Bugünkü konuğum Bornova'da, İzmir'de, hatta Türkiye futbol tarihinde önemli bir yer tutmuş. Güzel günler, futbolda güzel günler geçirmiş. Göztepe, Altınordu, Galatasaray ve milli takımda forma giymiş. Ve futbolun ilk oynandığı yer olan, ülkemizdeki ilk oynandığı yer olan Bornova'mızdan çıkmış bir değerimiz. Bahri Altıntabak abimiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Sağ olun. Sizi burada ağırlamaktan öncelikle büyük onur, büyük kıvanç duyuyoruz. Ayrıca bir Bornova'da olmuş olmanız da, Bornova'da yetişmiş ve Türk futboluna Bornova'dan gitmiş birisi olarak da bizim ayrıca bir gurur kaynağımızsınız. Hoş geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bornova bizim evimiz zaten. Evet. Evet. Sağ olun. Hocam konumuz, birçok konu ben hazırladım size. Evet. İzleyenlerimize bu konuda bilgiler aktaracağız. Hem sizin hayatınızla ilgili, hem Türk futbolu ile ilgili, hem işte 1958-60'lara gideceğiz, 55'lere gideceğiz, değil mi? 65'e evet. Kadar gideceğiz. Oldukça bir 50 yıl kadar geri gideceğiz. Ama izleyenlerimize tabii bunu aktarmakta fayda var. Bahri hocamız bize kendi yaşadıkları ile ilgili ve Türk futbolu ile ilgili müthiş detaylar anlatacaklar. Kısa kısa ben biliyorum bazılarını, size saklıyor onları. Sordukça anlatacak Ahmet hocam. Cetlar. Hocam kısaca önce izleyenlerimize Bahri Altıntabak kimdir? Nereden Bornovalılık? Nasıl oldu? Kısaca bir kendinizi bir anlatabilir misiniz 1938 izleyenlerimize? 1938 doğumlu ve Gümüşhane'de doğduk. 1945 senesinde Gümüşhane'den Yunanistan'dan Türkiye'ye intikal ettik ve o zamandan bu yana Bornova'dayım. Direkt Bornova'ya geldiniz değil mi? O küçük yaşlarda. İlkokul, ortaokul Bornova'da. 9 Eylül İlkokulu, Bornova Ortaokulu. Sonrasında liseyi İzmir Atatürk Lisesi'nde okuduk, bitirdik. Ve Ege Üniversitesi'nin Ziraat Fakültesi'nde devam ettik. Evet. Üniversite bitirme yıllarında futbol nedeniyle bazı gecikmeler oldu. Oldu. Ve sonra bu mezuniyet nasip oldu size, değil mi? Geleceğiz evet. Şimdi o zaman o yıllara da geleceğiz. Evet. İzleyenlerimizi hep beraber paylaşacağız onu. Peki 1950 mi geliş şeye Bornova'ya? 1945. 45'te geldiniz. Okul yılları geçti. Bu arada evet. Futbolla tanışıklığınıza... 45'te başladım zaten. Hemen geldiğimizde ilkokula başladık. İlkokul, ortaokul. Futbolla tanışıklığımız lise, nasıl başladı hocam futbolla? Çalışma hayatımın, okuma devremizin hepsinde başarılı bir öğrenciydik. Hep sınıfın birincileri arasındaydım. O arada da spora da çok meraklıyız. Futbol oynuyorduk. Dolayısıyla ortaokuldayken tüm sporlara katılırdım. Lisedeyken okul takımında birinci sınıfta bütün son sınıf talebeleri arasında okul takımıydı. Onların arasına bir tek ben katılırdım. Evet. Çok öyle. Güzel. Hocam şimdi sizin futbola başlangıcınız Bornova Gençlik Spor Kulübü'yle. Bornova Gençlik, bu arada evet. İzleyenlerimizle paylaşalım. Bornova'da bugün 41-42 tane amatör spor kulübü var. Bunların en eskisi, ilk kurulanı Bornova Gençlik Spor Bornova Kulübü. Gençlik. Ve siz Bornova evet. Gençlik'le başladınız evet. Futbol oynamaya. Bir iki anekdot alalım sizden Bornova Gençlik'le ilgili, o yıllarla ilgili. Bornova Gençlik o tarihlerde liglere katılır ve Göztepe sahasında maçlarını yapardı. Lig maçlarımız orada oynanır. Ama özel maçlarımız da bugünkü Mahfel'in arkasındaki sahada
oynanırdı. O şu anda evlerin olduğu yer. Oldu. Yavuz Selim İlkokulu'nun olduğu Yavuz yer. Selim Okulu'nun bulunduğu semt orada. Dolayısıyla 10 yıllardaki bütün oyun düzeni eski arkadaşlarla biraz yaşlı bir grup vardı. Yani. Onların arasında genç olarak ilk ben katıldım. Sonrasında Göztepe sahasında oynadığımız için de Göztepe sahasında bütün maçları takip eden o zamanki zamanda Göztepe'ye gitme şeyimiz doğdu. Doğdu. Böylece ve bir Bornovalı Bornova'dan kalktı. Evet. Göztepe'ye transfer oldu değil mi hocam? Aile o zaman benim top oynadığımı istemediği için okumama mani olacak diye istemediği için ben biraz evden habersiz maçlara şey yapardık, katılırdık. Ama Göztepe'ye de bizi istediklerinde gittiğimizde arkadaşla beraber gittik. Evet. Beraber gittik. O zaman Zeki Çırpıcı Göztepe'nin başkanı. Göztepe başkanı. O bizi konuşuyor, ediyor falan böyle. Biraz fazla konuştuğu için de arkadaş dedi ki bize tamam dedi, yani fazla paraya memleğe gerek yok, yani imzala. Ve amatör olarak biz imzaladık. Göztepe'ye. Kaç yaşındaydınız Bahri Hocam o zaman? Vallahi, hatırlıyor musunuz? 56 senesi demek ki 17-18 yaşlarındayken Göztepe'ye amatör imza attınız. Amatör imza attık ama 2-3 ay sonra kulüp bunu şey yaptı. Ben kendilerine dedim ki herkes dedim para almış, bana hiçbir şey vermediniz gibilerinden ben Zeki Çırpıcı'ya söylediğimde o dedi ki tamam dedi, sana da bir şey yapalım falan dedi. Ve dolayısıyla biz o paranın o zamanki şeyinde aldığım parayı da eve getirdiğimde anneme verdim ama annem saklıyordu şeyi. Yani böyle yani benim top oynadığımı. Evet. Çünkü abim çok kızıyordu. Kızıyordu. Ve ne gariptir hocam. Şimdi aileler çocuklarını futbolcu olması için 5 yaşından 6 yaşından itibaren doğru, teşvik ediyorlar. Götürüyorlar. Ama o yıllarda özellikle 1980'lere kadar da bu bahsettiğiniz evet. yapı devam etti. Bazı filmlere konu da oldu bu. Aileler çocuklarının daha çok Göztepe Altay maçı oynuyoruz. O zamana kadar kimse bilmiyor. Göztepe Altay maçı oynuyoruz. İki gol attım. İkisini de ben attım golleri. Ve 2-1 yendik Altay'ı. O zaman da hep birinci, ikinci, üçüncülük için oynanıyor. Maçlar değil mi? Şeyler. Neyse. Ertesi gün gazetenin yarım sayfa benim resmimi koymuşlar. Altına da Bahri 2, Altay 1 diye yazmışlar. Tabii abim görmüş, bu benim kardeşim deyince kimse inanmamış. Ya ne kardeşi, nerede hiç haberin yoktu falan. Tamam demişler, peki yarın getir bakalım kardeşini görelim demişler. Evet, değil mi? Ertesi gün abim dedi ki yarın benim iş yerine geleceksin. Peki dedik. Gittim iş yerine. Daha o zaman sigara fabrikasının yanında Tekel şeyinde çalışıyor abim. Orada sağ sokağa girdiğimde bir iki kişi işte Bahri falan, Göztepe bilmem ne falan dedilerdi. Ondan sonra herkes başladı göz Göztepe bilmem, beni aldılar böyle havaya. Bir abinizde bir şaşkınlık. Evet. Abim gördü. Ben bunlarla 5 senedir beraberim. Bunlar beni tanımıyor, seni nereden tanıyorlar? Evet, evet. Ya, bu da güzel bir anı. Orada futbolda oynadığımız açığa çıktı. Çıktı, açığa çıktı. Öyle. Aman iyi de olmuş hocam. Türk futbolu sizin gibi müthiş bir değeri, izleme fırsatı. Gerçi bizim yaş itibariyle tabii biz o günleri ancak sizlerin ve büyüklerimizin anlattığı kadarıyla bilebiliyoruz, anlıyoruz. Ama inşallah ilkinde olmuş. Yaşanmış bu şeyler. Siz Türk futboluna ciddi emekler sarf etmişsiniz. Tabii o zamanlar yani tabii basın şey bu kadar geniş de kapsamlı değil. Değildi. Doğru. Televizyonlar, doğru. Şeyler yoktu. Doğru. Doğru. Öyle yani. Doğru. Peki o zaman ilk profesyonel olduğunuz Göztepe günleri başladı. Evet. Ve başarılı
Tabii, 3 sezon değil mi? 3 sezon geçirdiniz. Mukavele 2 seneden evvel yapılmazdı. Dolayısıyla mukavele bitiminde temdit hakkı doğardı. Dolayısıyla kulüplerin transferlerinde muvafakat mutlaka istenirdi. Dolayısıyla böyle bir devre içinde biz Göztepe'de işte 2-3 seneyi tamamladık. 59 sezonu sonunda, 59 sezonunda Göztepe'den bizi o zaman Metin Oktay ve Kamil'le beraber İzmir'den beni alıp onlar o zaman Galatasaray'da top oynuyorlar. İkisi de Kamil oynamıyordu ama Metin Oktay oynuyordu. Adamı. Allah gani gani rahmet eylesin bu arada. Taçsız kral. Allah rahmet eylesin. Sizin için de büyük bir onur ki Metin Oktay'la beraber forma giydiniz. Onu da anlatacağız izleyenlerimize. Metin Oktay'la Bahri Hocam'ın özellikle Metin Oktay'ın Galatasaray'dan İtalya'ya, Palermo'ya transferi sonrasında gelişen çok enteresan bizimle paylaşacağı anıları var. Galatasaray'dan sizi istemeye evinize Metin Oktay geliyor. Evet. Doğru mu hocam? Aldılar ve bizi İstanbul'a götürdüler. Önce ama bir izliyorlar, onu da bir anlatalım. Önce bir sizin Gündüz, Göztepe'de oynadığınız bir maçı, Gündüz Kılıç, Göztepe'de oynarken, Coşkun Özarı, evet. Değil mi hocam? Onlar gelip izliyorlar. O zaman Reha Eken, Göztepe'nin antrenörü, maçlardan böyle ve beni de Galatasaray'a tavsiye ediyor. O arada da Gündüz Kılıç'la Coşkun Özer'le beraber geliyorlar. Bizi izliyorlar. Tribüne geliyorlar. Maçta izleyecekler sizi. İzliyorlar. O maçı izliyorlar. Gündüz Kılıç tabii gazetecilerin yanında sansasyon yaratmaması için demiş ki bu olacak demiş. Yani bu çekirdek çok güzel demiş. Bu olacak demiş. Sizin için söylüyor bunu. Herkesin için de orada tribünde. Ama demiş biraz bir iki sene daha bekleyelim demiş. Ondan sonra demiş falan. Ve ayrılıyor. Gruptan ayrılıyor. Ama ayrılırken de Coşkun Özarı'ya kulağına mutlaka alın. Hiç bekletmeyin. Vakit demiş. Kaybetmeden hemen İstanbul'a. Vesile, biz o vesileyle o sene apar topar hemen İstanbul'a gittiniz. Bu arada tabii Ziraat Fakültesini dondurdunuz. O kenarda kaldı değil mi? Yok, üniversite. Dondurmadım. O zaman öyle dondurmayı falan da bilmiyoruz ama yani zaten ama yarım bırakmak zorunda kaldınız İstanbul'a gidince. Derslerde imtihanlara girmedim. O zaman böyle bir kısıtlamalar bilmem neler yok zaten. Dolayısıyla bizim yani zaten son sınıfa da geliniyor hemen. Evet. Bu bilgiyi neden söyledik? Ziraat Fakültesini hocam bitirmek istiyor ama şimdi Galatasaray var, farklı sebepler var falan. Ama sonrasında fakülte bitirme isteği aslında futbol hayatında dönüm noktası olacak. Onu da paylaşacağız. Evet. Sonra Galatasaraylı günler başlıyor hocam sizin için. Galatasaraylı günler başlıyor. İşte o senelerden sonra Galatasaray'da güzel günlerimiz geçti. O düşünüyorum da şimdi... Hocam ilk Ali Samiye'ne çıktığınız zaman o zaman. Onu paylaşalım izleyenlerimizle. Ali Samiye'ne... biz Ali Samiye'ne çıktığımızda zaten orada antrenman yapardık ama... Ali Samiye'nin oynadığımız saha içinde değil, yan tarafında küçük bir sahamız vardı. Antrenman sahası. Evet. Ve antrenman sahası da özellikle çamur bir sahaydı. Ve üstelik özellikle de sularlar da onu çamur haline gelsin. Daha ağır olsun. Antrenmanı o ağır sahada yapardı. Evet. Ve bütün takım o sahada yani çıktığımız zaman resimlerde bizim silüetimizin tamamen kaybolduğu, çamurdan kaybolduğu bir şeydi. Öyle bir yerdi. Ama başarılı bir devremiz oldu. Bayağı güzel liglerde hep birincilikler falan aldık. Dolayısıyla o devrelerde ben Solaf oynuyordum. Solaf. Evet. İzleyenlerimize Solaf, hocamın tabiriyle Solaf dediğimiz mevkiyi de bahsedelim. Günümüzde pek bilmez, bizler de çok aşinayız ama Solaf nerede oynardı hocam? Onu bir önce söyleyelim. Defans ve
forvetin arasındaki orta sahada sol cerrahta, sol yönde. Yani sol orta yani, saha gibi aslında bugün ama sola ibaresini eskiler çok kullanır. Evet. Yeniler pek bilmiyor, pek kullanmıyoruz. Biz daha çok orta sahanın solu ya da sol ön libero ya da işte santrafor arkası biraz sola yakın gibi ibareler kullanıyoruz. Evet hocam. Oyun içinde de devamlı Metin'in oynayış şeklinde sol tarafta oynardı, sol iç mevkiinde oynardı. Ama sol iç mevkiinden sağ iç mevkiine doğru depar atarak gelir ve gollerin hemen hemen çoğunu o vesileyle orada atardı. O zamanlar Metin yani 30, 35, 38 gol atardı. Evet. Dolayısıyla ben de o Metin'in boş bıraktığı alandan içeriye girer, o öyle şut atardım. Ama benim de attığım yani o zaman da Metin'den sonra en çok atan da bendim. Evet, yani. Evet hocam. O vesileyle Metin Palermo'ya gittiği zaman takımda bir forvet eksikliği oldu. Takımdaki oyun stili hemen hemen tamamen değişti. Evet, burası da önemli. Ve, çünkü hocam için o zaman Galatasaray'ı çalıştıran hoca Yunus Kılıç. İkisi beraber çalıştırıyorlar beraber. Ve sizi santrafor oynatmaya başlıyorlar. Metin Oktay Palermo'ya santrafor gidiyor. Bahri hocam otomatik olarak santrafor oluyor. Beni santrafora aldılar. Dolayısıyla oyun sistemi o zaman 4-2-4 sisteminde oynuyoruz. Ve devamlı o şekilde oynanıyor. Oyunda benim gol sayım tabii o zamanlar 3-5 tane daha fazla olmaya başladı. Gol sayınız arttı. Için. Doğru. Ve hatta 61 sezonuydu zannediyorum. Ben 22 gol atmıştım. Son maç oynanıyor. Ankara ve Adana'dan Ertan'la Fikri Şike anlaşmışlar. Maç 3-3 onların bitti. 3 tane gol Fikri, 3 tane gol Ertan atıyor. Evet. 23 golle ikisi gol kralı oldular. Ben o sene 22 golle ikinci gol krallığında ikinci sırada kaldınız. Oldum. Evet. Böyle bir anımız da var. Sonra Metin Oktay Palermo'dan geri dönüyor hocam. Evet. Palermo'dan döndükten sonra ben o zaman yine santfor devam ettim ama o 4-2-4 sistemi içinde santfor sağ iç gibi oynuyorduk. Oyunun devamında Metin daima hep sağa doğru deplase olarak kaçtığı için karşılıklı biz anlaşardık, göz temasıyla birbirimizi anlaşırdık ve paslaşmaları ona göre yapardınız. Evet. Dolayısıyla başarılı bir forvet şeyi de çizmiştik kendimize. Evet, evet. Hocam izleyenlerimize şunu da aktaralım. Metin Oktay Palermo'dan dönüyor Galatasaray'a. Hocam için oyun sistemi, yani siz normalde santrafor aslında yine sol orta saha oynatacakları istiyorlar ama hayır diyorlar o dönem hocamız değil mi? Evet. Yine ikisi de santrafor oynayacak ve oyun sistemini ona göre kurguluyorlar. Bu çok önemli bir detay hocam. Bu arada hani Metin Oktay'la futbol oynama şansı bulmuş yegane, ender insanlardan birisiniz. Zaten gittiğimden Palermo'nun transferinin dışında Metin'le devamlı hep yan yana top oynadık. Hep. Evet. Ya onun arkasında ya onun yanındaydım. Yani o şekilde sola oynarken onun arkasında santrafor oynarken de onun yanındaydık. Yanında. Hocam milli takım nasıl oldu? Milli takım o zaman pek fazla değişmezdi. Yani bir milli takımı bir ana bir çekirdek vardı. Yapısı vardı çekirdek değil mi? Yapısı. O kadroya pek giren olmazdı. Dolayısıyla o yüzden ben de yaklaşık 7-8 sene milli takım kadrosundaydım. Ama kadronun içinde çok az milli oldu. 5 defa falan milli oldu. Dolayısıyla o kadroya girmek o zamanlar oyun içinde de oyuncu değişikliği yapılmazdı.
kadro nasıl başladıysa maçın sonuna öyle getirildi. Yani yedek oyuncu, ilave oyuncu girmesi mümkün değildi. Değildi. Sonradan oyun sistemindeki talimatlar, kararnameler değişti. Şimdi bir oyun içinde 3 tane oyuncu tekrar değişebilme şansına sahip. Sahip, doğru. Bu arada izleyenlerimize şeyi de anlatalım. Siz Göztepe'den Galatasaray'a transfer olurken Göztepe'nin Galatasaray'dan sizin için aldığı transfer parasıyla Göztepe yepyeni bir takım kuruyor. O tabii. Yani bir oyuncu transfer ediyor, Galatasaray'a gönderiyor ve bunun karşılığında kocaman yepyeni bir takım kuruyor. İşte bu Fevzi, bu Buldozer Fevzi var. Ertan, değil mi? Özer 18 tane UEFA'daki başarılı olan takımı kuruyor ve o takım yani. O takım hala bizim bahsettiğimiz, işte anlattığımız Göztepe yarı final oynadığı UEFA'da Avrupa'da dediğimiz takım olan. O takım kuruluyor ve o takım UEFA Kupası'nda o yıllardaki adıyla Avrupa Kupası'nda yarı final oynama başarısı gösteriyor. Bu da çok büyük bir detay bence. Evet. Hatırlıyor musunuz kaç liraya transfer olduğunuzu hocam? Yani Galatasaray Göztepe'ye ne kadar vermişti, hatırlıyor musunuz? Galatasaray 2,5 milyon o zaman. O zamanın parasıyla 2,5 milyon liraya Bahri Altıntabak Göztepe'den Galatasaray'a transfer oluyor. O yılların 2,5 milyonu müthiş bir rakam. Biz 140 bin lira o zaman transfer ücreti aldınız. Evet. Böyle. Çok güzel. Hocam tabii şimdi Buldozer Fevzi dedik. İşte Yavru Ayanlar var o yıllarda. Yavru Ayan benden bir sene sonra Galatasaray'a transfer geldi. Cenap vardı. İzmirspor'dan gelen Cenap vardı. Şunu soracağım. O yıllarda uzun zamanda böyle devam etti. Futbolculara hep bir lakap yakıştırmışız. Evet. İşte İngiliz Nevzat demişiz. Nevzat Güzel Irmağı, değil mi hocam? Evet. Mesela. Şimdi bu günlerde, bu yıllarda pek lakap yakıştırmıyoruz. Daha çok adını ve soyadını kullanıyoruz futbolcuların. Doğru. Ama o yıllarda böyle bir lakap tufanı almış başını yürümüş. Herkesin bir lakabı var. Bahri Altıntabak'ın lakabı neydi? Bana hani hep ismimle beni hep şey yaptılar, çağırdılar. Yalnız Altın Ordu'ya geldiğim zaman da takımdaki o zamanki kadro içinde bana yani tecrübemden mi artık yaşımdan mı şeyde hep arkadaşlarım Baba Bahri geldi. O zaman değil mi? Adam. Öyle Baba Bahri olarak bunu da hafızalarımıza kazıyalım Baba Bahri diye. Hocam şimdi bize biraz da Metin Oktay'ı anlatır mısınız? Neticede hani uzun zaman beraber futbol oynadınız. Metin Oktay. Böyle çok, hani belki de anlatılması çok, çok zor iyi yürekli, şey ama. Çok iyi yürekli. Hani arkadaşım diyeceğim ama yani benden büyüktü. Fakat bana cidden çok da yardım eden bir oyuncu. Şöyle ki ben Galatasaray'a transferinden önceki Göztepe Galatasaray maçında burada sert bir hareket yapmışım Suat'a. O zamanki Suat. Ve transfer olduğum sene herkes tanıştırıyorlar. Suat geldiği zaman elini uzatmadı. Bana dedi ki seninle bir hesabım var. O hesabı gördükten sonra şey yaptınız. Meğer o benim yapmış olduğum bir hareketten dolayı o yaklaşık 15-20 gün bir çünkü İzmir'de sahada toprak sahaydı. Evet. Düştüğü zaman evet. Bütün derileri sıyrılmış falan filan. Böyle o hatırasına binaen bana bunu söyledi. Antrenmanda da o zaman forvet defans oynuyoruz. Forvet defans oynadığımız zaman o sağ iç oynuyor, ben sol af oynuyorum. Hep karşılıklı oynuyoruz. Her antrenman maçında bana tekme atardı. Bir gün artık 2-3 ay böyle bir ilk devremizde hani ben daha o eski diye o hürmet ediyorum falan ama baktım bıçak kemiğe dayandı artık. Ve ben de bir gün
nasıl olduysa bir tekme attım ama tekmede bizde kramponlar yaklaşık 2-2,5 santim krampon vardı o devrede. Krampon geliyor, sipsivri kramponlar ve dizini yardı onu. Yardı, kanama falan, o şey sızlanıyor falan. Yunus Kılıç kızdı. İkimiz de şeyden attı. Antrenmandan. Antrenmandan çıkardı. Ama antrenmanın tabii havası kayboldu. Biz gittik, 5-6 dakika sonra bütün takımı bırakmış. Yani biz soyunma odasında yan yana oturduk. Sen vurdun, ben vurdum, bilmem ne. Birbirimize böyle iddialaşıyoruz. Derken Metin geldi. Kapıdan içeriye girdi, sinirli şeyde. Geldi, su akı yakaladı. Şeyde, yakasından. Bir yumruk, hemen ayırdık. Ayırdık ve o zaman dedi ki Bahri'ye bir daha tekme atarsan sonucu evet, sen tayin et şeklinde ve benim hamim Metin Oktay oldu. Evet. Dolayısıyla ondan sonra onları biz her şeyde, şey Sütlüman Sütlüman oldu ve dost olduk. Yani böyle bu bir da, anım bu vardı. Da böyle bir anı. Metin zaman zaman arada bir toplardı bizi Metin. Eğlenmeye, gece sadece eğlenmelerine götürür, şey yapardı. Sıradan bir futbolcu gibi değil Metin Oktay. Sadece bir kaptan, ağabey, bir tam kaptan, bir kaptan. Ağabey ve himaye eden böyle bir dost. Koruyan, kollayan. Koruyan, o öyle bir insandı. Yani Metin hakikaten... Ama size bakış açısı tabii sizin de İzmir'den gidiyor olmanız evet, onun için daha evet, farklıydı diye herhalde tahmin ediyorum. Çünkü Metin oynadığı devre içinde Metin'in ön oyun stilindeki o oyuncuları çekip oradan kopartmak lazım. Evet. Oyun stilinde Metin'e koşup şey yol açacak, şut pozisyonu bırakacak, pozisyon bırakacak eleman gerekli. Ben de siz adam eksiltiyordunuz çok, değil mi? Çok koşan, sağa sola hamle yapan, iyi topa çıkan stilde oynadığım için ben onun önündeki o sahayı karşılıklı boşalan evet, pozisyonlarda ona daha rahat pozisyon hazırlıyorum herhalde. Evet. Onun için birbirimizi severdik. Çok güzel. Peki hocam, Bahri hocam, İzmir'e dönüşle devam edelim. Galatasaray'dan istemeye istemeye de olsa İzmir'e dönmek zorunda kaldınız. Programın başında izleyenlerimizle paylaşmıştık. Üniversite belki bir dönüm noktası olacak diye. Hocam, üniversite mezuniyetini alabilmek için son senemde bir iki sene imtihanlara giremedim. Hep maçlar, Avrupa kupaları yahut seyahatler nedeniyle girmemiştim. Dolayısıyla o zamanki kulüp başkanımız Supi Batur, Galatasaray'ın başkanı. Galatasaray'da. Evet. Ona durum aktardınız. Okulla ilgili dedim durumum var. İki dersim var. Onu dedim hani vereyim. Tamam dedi. Ama dedim İzmir'e bir transfer konusu düşünüyorum falan. Yok dedi. Hiç gerek yok buna dedi. Sen git. Benden izinlisin. Ve ücretini, aylığını, primlerini ben sana neyse hepsini ödeyeceğim. Ödeyeceğim. Ne kadar ama güzel. Problem değil dedi. Sen tamam, okulunu bitir tekrar gel devam et. Yerin hazır. Böyle bir ama dedim yani okul devresi içinde oynamama durumunda bir hayli belki dedim hani kondisyonunuz düşecek değil mi? Nasıl istersen dedi. O zaman da Göztepe istiyor. Adnan Süvari Göztepe'de. Fakat onlar müracaatı bir tanıdığımız arkadaş da vardı okuldan, üniversiteden arkadaş. O Can Doğan Sakıoğlu, Anto Altınordu'nun o zaman başkanı, ona şey yapıyor. Ve Sadi Oktav da İzmir Spor'dan Altınordu'ya menajer olarak gelmiş o zaman. Tamam. Sadi Oktav sizin önünüzde iki seçenek vardı. Bir evet, Göztepe, bir Altınordu. Evet. Ama anladığım kadarıyla Altınordu daha ağır bastı. Altınordu daha evvel davrandığı için Altınordu'ya. O zaman şey Göztepe yaptık ve Altınordu aynı ligde oynuyorlar. Aynı ligde tabii tamam, yani şeyde. Dolayısıyla biz Altınordu'ya geldik. Altınordu'ya geldik işte. İmzayı attınız. İmzayı attık.
Ve Altın Ordulu yıllar başladı sizin Altın için. Altın Ordulu yıllar başladı. Altın Ordu'da yalnız 2 sene için geldim. Yani sizin mukaveliniz 2 yıllıktı. Ama ne 2 yıl sayısı izleyenler. Burada Bahri abi müthiş bir 2 yıl geçiriyor. O kadar iyi bir 2 yıl geçiriyor ki. Bu arada okulda bitiyor. Değil mi? Tabii okulu da bitti, tamamlıyorsunuz. Okulda bitti. Evet. Galatasaray tekrar geri istiyor Bahri hocamızı Altın Ordu'dan. Ama gel gelelim o hocamızın bahsettiği muvaffakatnameyi Altın Ordu büyük paralarla imzalamak istiyor. İşte Galatasaray'a artık çok büyük paralar dönüyor, isteniyor anladığım kadarıyla. İstemiyorlar yani o zaman kesinlikle bırakmayız diye. Ben çok direttim. Hayır. Sonunda öyle olduğu zaman dedim ki ben futbolu bırakmıyorum. Evet. Dolayısıyla biz erken futbolu bıraktık. Bırakmış oldunuz. Bıraktık. Hocam 33-34 yaşında. Evet. Yani, futbolu bırakmak zorunda kaldınız. Altın Ordu'nun sizi geri İstanbul'a gönderme işi yüzünden. Evet. Bir inatlaşma aslında İnatlaşma, bu. İnatlaşma evet. Hı-hı. Yani o vesileyle. Dolayısıyla bıraktık. Spor muhabirliği olarak bir sene devam ettiniz Milliyet sonra. Milliyet Gazetesi'nde devam ettim. Daha sonra da Türk Hava Yolları'nın imtihanlarına o arada girdik. Türk Hava Yolları'nın bünyesine yer personeli olarak girdik. Kısa devrede işte havalarında... Hocam sözünüzü unutmayın. Bu arada özellikle bizi izleyen futbolcu adayı gençler, çocuklar varsa onlara da bir hatırlatalım. Mutlaka okullarını aksatmasınlar. Mutlaka, evet. Üniversitelerini gerekiyorsa... beden eğitimi meslekçisi okullu bölümlerinde olabiliyorsa, olamıyorsa diğer bölümlerde mutlaka üniversitelerine de, liselerine de, zaten okullarına da devam etsinler. Okul bence en önemlisi, spor buna bir yardımcı. Evet. Dolayısıyla sporla beraber bağlantılı olarak bu şeyi yaparlarsa, sporu eğitimle beraber daha faydalı olacaklarına kesin inanıyorum. O zaman çocuklar, Bahri hocamızı dinliyorsunuz. Kesinlikle futbol, basketbol, jimnastik, atletizm, sporun hiç fark etmiyor her branşı. Yolu, her yolu. Ama okullar önce dersler iyi olacak, evet. Karneler iyi olacak değil mi hocam? İlk başaracaklar. Yanında da spor devam edecek onun. Benim, buyurun hocam, şeyi anlatıyordunuz. Türk Hava Yolları'nı. Kadar, bütün eğitim hayatımda en başarılı notlarım, bütün hep karnede başarılı notlarım vardı. Evet. Ama son sene birazcık uzaklaştı. Orada biraz ondan. İşte psikolojiniz de bozulmuş. Şeyler de işte gidemediniz, gelemediniz, evet. Değil mi hocam? Onlar da oldu. Evet. Velhasıl Türk Hava Yolları başladı sizin Türk için. Türk Hava Yolları başladı. Türk Hava Yolları işte bir buçuk sene içinde memuriyetten şeflikten müdürlüğe kadar gitti. Yükseldik. En son Adnan Menderes Havaalanı Müdürlüğü yaptınız. Oradan emekli oldum. Emekli oldunuz. Ama futbol dünyası sizi hoca olarak görmedi hiçbir zaman. Hoca olarak antrenörlük lisansını var zaten. Aldım. Ancak İzmir dışında teklifler geldi. Evet. Antrenör için ilk istemler de oldu. Dolayısıyla o istemlere ben uzak kaldım. Böylece antrenörlük mesleğimi de yapmamış oldum. Bu arada biz buradan şu sonucu da çıkarıyoruz ki değerli izleyenler, Bahri hocamız çok iyi bir Bornovalı, çok iyi bir İzmirli. Adana'dan, Bursa'dan gelen teklifleri, Ankara'dan gelen teklifleri antrenörlük için büyük takımlar çalıştırabileceğiniz halde elinin tersiyle geri çeviriyor. Sadece İzmir'de, Bornova'da ikamet etmeye devam etmek için. Bu da önemli bir detay. Evet. İyi bir İzmirlisiniz, iyi bir Bornovalısınız hocam bu manada. Sonra İzmir şeyi de bıraktıktan sonra Türk Hava Yolları'ndan emekli olduktan sonra bir dönem, yaklaşık 7-8 sene bir turizm acentesi kurduk. Hı hı. Turizm acentesinde görev yaptım. Sonra da biraz daha dinlenmem için. Yeter artık, evet. Artık. Şu anda TÜFAT'ın Antrenörler Cemiyeti'nde kurulu üyesi olarak göreve devam ediyorsunuz. Şimdi biz sözümüzü hemen nereye getiriyoruz? Geçen aylarda Bornova Belediyesi Başkanı Sayın Olgun Itlan'ın açmış olduğu
Naldöken Mahallesi'nde, Bornova'nın Naldöken Mahallesi'nde açmış olduğu Bahri Altın evet. Tabak futbol sahasına getiriyoruz sözü. Doğru. Hocam. Sağ olun. Seneler sonra Bornova'dan yetiştiğim ve Bornova'da hani milli takıma yükselen ilk oyuncu olmam sebebiyle de dostlar sağ olsun beni onurlandırdılar ve Naldöken sahasında spor tesisi olarak benim adımı geldiler. Evet. Kendilerine çok teşekkür ederim, minnettarım. Cidden hocam inşallah Naldöken'de de sizler birer Bahri Altın Tabaklar, işte Metin Oktaylar mutlaka, değil mi? Yavru mutlaka. Ayanlar falan yetişsin yani. Evet, bu arada izleyenlerimizle şeyi de paylaşalım. Şimdi hocamın Bornova'da futbola başladığı yıllarda Naldöken, Bornova merkeze oldukça uzak olan, evet. Arada ev vesaire işte olmayan işte 3-5 zaten. Evden kurulu küçük bir köy. Öyle küçük bir Naldöken köy. Köyü. Şu anda bir semt haline geldi. Hatta bir yani nahiye diyebileceğimiz. Evet, birleşti zaten Bornova artık. Dolayısıyla Bornova ile şey arasında Naldöken arasındaki uzaklık hemen hemen tamamen kayboldu. Evet. Emlak binalar. Peki hocam ne hissettiniz size bu bilgi geldiği zaman? Yani işte Bornova Belediyesi Başkanı Olgun Atila ve Meclis Grubu oradaki belediyemizin yapmış büyük olduğu bir sahaya Bahri Altın Tabak. Evet. Adını veriyor. Orada da ve Bornova'nın diğer yerlerinde olduğu gibi yeni Bahri Altın Tabaklar yetişebilsin diye. Mutlaka. Ne hissettiniz? Onu izleyenlerimizle bir paylaşabilirsek. Öyle bir has duyuyor ki insan kendi adının orada yaşaması ve böyle bir yere verilmiş olması geçmişteki bütün hayatındaki onunla özetlenmesi güzel bir onur duyulan bir his. Evet, açılışla ilgili yönetmenimiz görüntüleri paylaşacaktır. Ve şöyle söyleyeyim, spor hayatında iyi intibalar bırakmak da çok çok önemli. Evet. O açıdan gençlikten itibaren o sezonun sonuna kadar olan hayatındaki yaklaşık yaşam içindeki düzeni rahat ve stabil bulabilmek, başarı oranını gittikçe arttırabilmek, şey yapmak yaşam düzeyinde çok farklı. O açıdan hem dost edinmek hem kişiler arasındaki o insani ilişkilerin birleştirilmesini sağlamak fevkalade önemli. Sağ olsun dostlar. Peki hocam, ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık, ayaklarınıza sağlık. Bizleri kırmadınız. Estağfurullah. Konuğumuz oldunuz. Estağfurullah. Sağ olun. Gündem Spor bugün Bahri Altın Tabağı bizim gururumuz, milli gururumuz. Bornova'dan ilk milli olmuş. İzmir'in taçsız kralı Metin Oktay'la yıllarca beraber top oynamış. Galatasaray'da, Göztepe'de, Altınordu'da Bornova'yı başarıyla temsil etmiş Bahri Altın Tabak ağabeyimiz, hocamız bugün konuğumuzdu. Gündem Spor farklı konularla devam edecek. Hepinize esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.